Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. İşçilerin büyük bir kısmı bayramı kutlayamadı. Bugün alacakları maaşla ay sonunu nasıl getireceklerini düşündü. İşte onların halini yansıtan rakamlar. Türkiye'de 14 milyon 547 bin kişi ücretli olarak çalışıyor. Çalışanların %40.3'ünü oluşturan 5.8 milyon kişi asgari ücret alıyor. İşçilerin %66'sı ayda 2000 liranın altında bir ücretle çalışıyor. Bu yıl için geçerli olan asgari ücret 1603 lira. Türk 2018 Nisan ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1680 lira, yoksulluk sınırı ise 5473 lira oldu. Ortalama aylık net ücrette Avrupa'nın hayli gerisindeyiz. Türkiye'de işçiler ortalama 2100 lira, euro bazında 542 euro ücret alıyor. Bu rakamla Macaristan, Polonya ve Slovenya gibi ülkelerin bile gerisindeyiz. Ağır ekonomik sıkıntılar yaşayan Yunanistan'da 917 euro ortalama ücret seviyesi dikkat çekti. Disk Art tarafından hazırlanan rapora göre işçilerin %66'sı ayda 2000 liradan az gelir elde ederken işçilerin %54'ü ay sonunu zorlukla getirebiliyor. Yine disk raporuna göre işçilerin %54'ü kirada oturuyor. 15-24 yaş arası genç işçiler arasında sigortasızların oranı %34 ile 43 arasında değişiyor. İşçilerin dörtte biri yıllık izin kullanmıyor. Yıllık izin kullanmayanların oranı sigortasız işçilerde %48'e kadar yükseliyor. 2001 yılında işçilerin resmi sendikalaşma oranı %57 idi. Şu anda ise Türkiye'deki her 100 işçiden sadece 12 tanesi sendikaya üye. Toplamda sendikalı işçi sayısı ise 1 milyon 714 bin civarında. Ve işsizler. Son açıklanan rakamlara göre işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %10.8 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2017 için %18.3 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlerin sayısı da 6.2 milyona çıktı.